dostlar, bugün sizlere şöyle güzel, kolay bir mantı yapacağım. İnşallah ağız tadına hepimiz yiyebiliriz. Tabii ağzımızın tadı kaldıysa. Sevgili dostlar, bunu bir türlü dile getiremedim. Birkaç tane dostum bana para gözlüsün dediler. Para için şu herkesin can derdindeyken video yükledin dediler. Ben de videomu geri çektim. Sonradan da çektiğime pişman oldum. Çünkü ben bu ayki rutup gelirimin tamamını depremzedelere bağışlayacağım. Onun için de keşke çekmeseydim. 3 kuruş 3 kuruş birikseydi de depremzedelerimize daha fazla, o bizim vatandaşlarımıza daha fazla bir faydam dokunsaydı. Bu arada her zaman söylüyorum, ben inkar etmiyorum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Benim dostlarım, akrabalarım, o bana yazanlardan daha çok üzüldüğümü herkesin bilmesini istiyorum. Sevgili dostlar, şimdi mantı hamurumuzu bir yandan yoğururken bir yandan da sizinle konuşuyorum. 2 bardak şeyim var, unum var. Aldığı kadar da ılık suyum var. Bir tane de yumurtam var. Tabii aldığı kadar da tuzumuzu da ekleyeceğiz dostlar. At kızım biraz daha. Onu kadar daha. Bir yandan da ben içimdekileri konuşmak istiyorum. Ben çok üzgünüm dostlar. Elbette ki canımız yandı. Gerçekten hepimizin canı yandı. Türk milleti olarak canımız yandı. Ben depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve sabır diliyorum. Hastalara da, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah'ım inşallah hayırlısını versin. Allah'ım onları bir an önce dertlerinden kurtarsın. Ne diyeyim? Sevgili dostlar, ne diyeyim? Diyecek o kadar çok şeyim var ki ama hepsi boğazıma düğümleniyor. Ben asla para gözlü değilim. Asla para için yayın yapmıyorum. O yaptıklarım, yani o videolar da çok önceden yapılmış bir videoydu ve kendiliğinden düştü. İyi ki de düşmüşler. İyi ki de düşmüşler diyorum şimdi, çünkü belki bir Müslümana bir kuruş daha fazla faydamız olur. Dostlarımın da faydası olacaktır elbette ki. Sadece ben kendi adıma konuşmuyorum bunu. Ben, her izleyen, beğeni yapan, yorum yapan. Her beğeni yapanın hayırı olacak çünkü. Her yorum yapanın da. Her yorum yapanın hayırı olacak. Bu benim hayrım değil sadece. Ben sadece vesile olmuş olacağım. Yani insanların hayır yapmasına vesile olmuş olacağım. Ama inanın ki o kadar bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Ve ama çok üzgün olduğumu biliyorum sadece. Hayır, biz o kadar yayın yapıyoruz. Diyoruz ki hani şeye gidecek. Deprem bölgesine bağışlanacak. İnan ki keşke o videomu kaldırmasaydım. Hiç değilse bir fazla gelirdi. Evet. Ve insanlara bir fazla faydamız olurdu. Bakın dostlar, hamurumuzu güzelce hem yoğurduktan sonra da ne yapacağız? İçini ve malzemesini hazırlayacağız. Sevgili dostlar, soğanlarımızı şöyle uzun uzun ve çok ince olmak üzere doğruyorum. Bakın bu şekilde mümkün olduğu kadar ince doğramaya dikkat edin dostlar. Sonra bunu tenceremize alıyorum ve ocağımızın üstüne koyacağım. Şöyle birazcık da şöyle bu kadar artırıyorum, belki ileride kullanırım. Bu arada hakkınızı helal edeyim. Ben bugün gidip müftülüğe yazıldım. Hatay'daki depremzede kardeşlerime yemek pişirmeye gideceğim Allah izin verirse. Ne olmak var, nice olmak var. Şimdi de şeylerimizi, biberlerimizi şöyle açıyorum. Ve içinin şeylerini, çekirdekleri de yokmuş zaten dostlar. Şöyle çıkarmaya çalışacağım. 3 tane soğan doğradın değil mi anne? Evet, 3 tane soğan doğradım. 2 tane kırmızı kapya biber doğrayacağım. 2 tane de yeşil biber doğrayacağım inşallah. İnşallah. Seni arayana kadar bu yemek pişer. İnşallah pişer. Allah ne bileyim, kimseyi zorda koymasın, darda koymasın. Rabbim kimseye çok güzel koymasın. Yemekler yapar anne. Senin yemeklerin çok bereketli oluyor. Tencerenin dibinden artıyor doğal olarak Allah tarafından. Yemeklerin çok bereketli olsun inşallah.
İnşallah kızım. Duayla yapılan her şey güzel olur. Şimdi patateslerimizi nasıl doğradığımızı size göstereceğim. Bu şekilde doğruyorum. Patatesi unuttuğunu hatırladı annem. Heyecanlanıyor yemek yapmaya gideceğim Hatay'a diye. Yardım yapmak için yarışmak, heyecanlanmak bana göre çok güzel. Sevgili dostlar bakın soğanlarımız bayağı bir pembeleşti. Şimdi bunun altını kısıyorum ve havuçlarımızı rendeliyorum. Bakın dostlar havuçlarımızı şöyle koyuyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Bakın dostlar biberlerimizi de şöyle. Biraz çevirelim. Bakın dostlar tamamını koydum. Şimdi biraz çevirdikten sonra diğer malzemelerini de koyacağım. Ve tabanını hazırlayalım. Bakın dostlar şöyle biraz pul biber atıyorum. Pul biber. Yüksek sesle anne duymuyor. Pul biber. Pul biber ağzıma gitti dostlar. Karabiber atıyor şu an annem. Karabiber. Bir kaşık domates salçamızdan koyuyorum. Bir kaşık domates salçası. Ve karıştırmaya devam. Şimdi dostlar bakın patateslerimizi de koyduk içine. Ve şöyle bir karıştırıp içine de sıcak su koyacağım. 1 litreye yakın. Şöyle yeteri kadar tuzunu da atıyorum. Lütfen dostlar tuzunu yeterince atalım. Herkes kendi sağlığına göre atsın. Şimdi de sıcak suyunu koyduk mu tamam. Şimdi sıcak suyu ilave ediyorum şöyle üstüne. Böyle suyunu üstüne iyice basacak kadar olsun ki dostlar patateslerimiz suyunu çok çekecektir. Gözüme gitti dostlar gözüme. 3 tane soğanı. Evet 3 tane soğanımız küçük olduğu için 3 tane. Siz soğanınız büyükse iri boysa bir tane yapabilirsiniz. Bakın dostlar soğanlarımızı rendeledik. Yarım kilo kıymamızı aldık. Herkes ailesinin çokluğuna göre 2 kaşık pirincimizi yıkadık. Yemek kaşığıyla dolu dolu 2 kaşık. Pirincimizi yıkadık. Sonra şöyle birazcık pul biber, birazcık karabiber, birazcık da kekik istiyorum. Şöyle birazcık da kekik atalım ki lezzet katsın. Kekiğin tadı bambaşkadır. Şimdi güzelce iyice yoğuralım. Sevgili dostlar bakın hamurumuzu bu şekilde bezeledim ve üstünü şöyle bastırarak açtım. Şimdilik de açacağız Allah izin verirse. Size nasıl açıldığını göstereceğim. Ha illa oklavayla değil merdaneyle de açabilirsiniz dostlar. Böyle açtım. Yani normal mantı hamurunun
kalınlığında. Bakın bu şekilde. Göster. Daha. Bakın şöyle. Yani şöyle bir iki daha yapacağım ve bu kalınlık yeterli olacak. Bu son dostlar. Bu büyüklük yeterli. Bakın. Şimdi de güzel canım. Böyle bir aparatımızla böyle düz de kesebilirsiniz. Böyle de kesebilirsiniz. Ben size şöyle bir göstereyim. Bakın bu şekilde kesiyorum. Şöyle bir çıkaralım. Maalesef çıkaramıyoruz dostlar. Bu şekilde. Bakın keselim. Bu şekilde keselim. Şöyle. Hepsini bir halledelim. Ondan sonra görüşürüz. Bunu sonra tekrar geri değer. Bakın dostlar, kıvırması çok kolay. Bu şekilde yapacağız. Allah izin verirse. Bakın şöyle birleştiriyoruz, çok kolay. Şöyle hemen, şöyle arkası arkasına hemen, zaten hamurumuz da çok şey olmadığı için, sert olmadığı için ne yapıyor? Hemen yapışıyor. Bakın çok güzel oluyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Kenarlarına değmeyecek şekilde olsun. Dostlar saymadım. Siz de kendi tencerenize göre, ailenizin kalabalığına göre yapın lütfen.
şöyle bir 15 dakika kısık ateşte güzelce pişecek. Tamam. Piştiğinde görüşürüz. Bakın sevgili dostlar, harika pişmişe benziyor. Şöyle kenarında servis yapmak için alıyorum bakalım. Altında söndürüyorum. Şöyle güzel güzel alalım. Altının patatesiyle şöyle servis yaptıktan sonra görüşelim dostlar. Sevgili dostlar, bakın yemeğimiz hazır. Allah herkese yapmayı, yemeği nasip eylesin inşallah. Allah bereketini versin, herkesin evine de huzur versin, sağlık versin. Her şeyden önce sağlık dostlar. Allah'ım yapacağınız hayırları, yapacağınız hayırları da yerine ulaştırsın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Arkamdakileri söyle bakalım. Ben arkamdakileri söyleyemem. Arkamdakileri dostlarım görüyor. Ben ne diyeyim? Bizi Facebook'ta, Instagram'da paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Pinterest'te, Twitter'da ve WhatsApp'ta bizi paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın dostlar.